Az önce konuştuğuma hoş geldiniz. Yine bir salı akşamı canlı yayında karşınızdayız sevgili seyirciler. Bugün iki kıymetli konuğum var. Memleketi konuşacağız. Depremden uzaklaşmak çok mümkün değil. Aslında depremin kendisi de depremden uzaklaşmamıza çok izin vermiyor. Dün, bugün, önceki gün depremler olmaya devam ediyor. Profesör Doktor İlber Ortaylı stüdyoda konuğumuz, az önce konuştu. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk canım. Ve uzaklarda, çok da uzaklarda değil, Anadolu Hisarı'ndaki malikanesinde Profesör Doktor Celal Şengör de konuğumuz. Hocam hoş geldiniz siz de. Hoş bulduk. Celal abi, ne oluyor? Yani herkesin merak ettiği şey şu. Biraz önce Kayseri'de 4,5 büyüklüğünde bir deprem oldu. Öncesinde Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 4,3, Maraş'ta 4,5 ve 4,1, Malatya'da 5,6, Sivas, o gün sizle beraberdik hatta biz, 4,7. Ne oluyor? Olur. Biz duyamadık sizi. Deprem oluyor dedim. Bunlar bu sizin anlattığınız büyük depremden sonra olması beklenen depremler mi? Tabii. Yani Adapazarı ve Düzce depremlerini hatırlayın. Arkasından Ege'de ve Yunanistan'da arka arkaya bir sürü deprem oldu. Bunlar Hiroo Kanamori tarafından incelendi. Ve istatistiki olarak o büyük depremlerin Ege ve Yunanistan'daki gerilme durumunu değiştirdiği, oradaki faylar üzerinde değişik yüklemelerin meydana geldiği ve bunların bazılarının depreme yol açtığı ortaya çıktı. Aynı şey şimdi oluyor. Anadolu bir mozaiktir. Faylarla birbirinden ayrılmış bloklardan oluşur. Bu fayların bazıları 7,8'lik o büyük depremden sonra, arkasından 7,6 gelince buralarda gerilmelerde değişiklik meydana geldi. Dolayısıyla buralarda depremler meydana geliyor. Bu tamamen beklenen bir şey. Umarım birisi bunun istatistiki olarak bir etüdünü de yapar. Hiroo Kanamori'nin yaptığı gibi. Kayseri'deki deprem biraz Maraş depremine uzak ama o sizin hep söylediğiniz o bir yığışım bölgesi vardı. Ona dahil bir yer galiba, değil mi? Hayır değil, hayır. Onun dışında. Onun dışında. Ovacık fayının üstünde. Peki. Ovacık diyorum, yanlış söyledim. Erzincan'dan çıkıp gelen bir fay var, aşağı doğru giden. Onun üzerinde meydana gelen bir şey bu. Bu da Kahramanmaraş depreminin devamında olması muhtemel bir deprem o zaman. Tabii ya, Ecemiş fayının üstünde olmuş bir deprem. Ondan sonra Niğde'de oldu, Tuzgölü fayına yakın olarak. Orada da bir sürü faylar var. Dediğim gibi bloklar oynuyor. Şimdi birisinin oturup bunun güzel bir istatistiki çalışmasını yapıp yayınlaması lazım. Şey doğru mu Celal abi? Aslında bu depremler dün de konuşuluyordu. Bunlar henüz çizilmemiş, daha doğrusu yeni çizilmiş. Herkesin çok da bilmediği bazı fay hatları deniyordu. Böyle bir şey mümkün mü? Doğru mu? Normal. Türkiye'deki bütün fay hatlarını bilmiyoruz. Yani Türkiye'nin çok detaylı haritalanması lazım. Deprem oldukça yeni fayları öğreniyoruz. Bu da normal. Ben Avrupa üzerinde bir harita çizdiydim. Faydan Avrupa gözükmüyor. Halbuki Belçika'daki depremden önce ya Avrupa sağlam zannediliyordu, öyle değil. Yani 16. yüzyılda Basel'de büyük bir deprem var. Ona benzer Londra'da 19. yüzyılda bir deprem var. Bir sürü depremler var. Çünkü bir levha sınır bölgesinde oturuyoruz biz. Avrupa'da öyle. Polonya'nın ortasından geçen bir hat vardır, Torquis Tessera hattı diye. Onun güneyi ile Atlas dağlarının güneyindeki fay arasında bir sürü bloklar oynuyor. Şimdi siz yayına, daha doğrusu biz yayına başlamadan önce bir haber gördük. Hatta İlber abi kızdı habere. Ya bu artık nedir, yeter artık diye. Bununla ilgili bizim birlikte yaptığımız Kafa TV'deki programdan da bir parça aldık. Celal abi, bir o kısmı size de seyrettirmek istiyorum. Çünkü sizle de çok ilgili. Yani sizinle ilgili derken sizin meslek grubunuzla da çok ilgili. Size de soracağım, İlber abiye de soracağım. Olur. Selda abi, verir misin o bölümü? Birinin tersini söylüyor. Ben bunu da mahsurlu buluyorum. Yani lütfen teknik üniversitenin, fen fakültelerinin neresiyse o birbirinden zıt şeyler konuşan arkadaşları bir araya getirsinler. Bir karar versinler bize nasıl tebliğde bulunacaklarına dair. Ya sen şimdi şöyle bir şey düşünebiliyor musun? Bir doktora gidiyorsun, ciğerinde leke var, ziyanı yok diyor. Öbürüne gidiyorsun, derhal ameliyat, temizleyeceğim, metastaz yapıyor diyecek.
Ne yaparsın? Şimdi bizim de böyle. Diyor ki İstanbul depremi burnumuzun dibinde diyor biri. Öbürü de diyor ki hayır diyor, daha 50 sene var diyor. Uzak ihtimal diyor, bilmem ne diyor. Yani böyle şeylerle lütfen insanları yormayın. Ne diyorsunuz Celal abi? Vallahi İlber çok haklı söylüyor. Benim bütün gazetecilerden, televizyonculardan bir ricam var. Birisini çıkartacaksanız bakın. Ha. Konuştuğu depremler hakkında herhangi bir yayını var mı? Ciddi bir yerde. Yani Avrupa'da, Amerika'da hakemli bir dergide bir yayın yapmış mı ve bu yayın neye dayanıyor? Mesela bizim yaptığımız yayınlar uzun yıllar Marmara Denizi'nde 5 tane geminin faaliyetine dayanıyor. Bu gemilerden ikisinin eş başkanı bendim. Biz orada çalıştık. Batiskafla daldık. Bir sürü sismik yansıma verileri toplandı. Bunlar en üst birkaç, bir iki saniyelik hassas yerlerin haritalanmasını sağlamıştır. Bu konuşan arkadaşlar hangi araştırmayı yapmışlar? Onun için önüne gelen, isminin önünde profesör yazan herkes bilim adamı değildir. Daha ilerisini söyleyeyim, ciddi de değildir. Ne diyorsunuz İlber Hocam? Çünkü bu meslek grubunun tenkit edeceği bir şey. Yani bunlar pekin ilimler. Kanunları hiçbirinin %100 değil. Heisenberg eğrilir ama yani bunlar her şeye rağmen pekin bilimler. Tabiat bilimleri bunlar. Exact yani yakın. Bizde öyle değil. Hele tarih bilim değildir. Bir başka bir şeydir yani. O tarihin ilmin üstünde bir şeydir ama ayrıdır. Bizde bile yorumlarda bazen böyle yanlış bilgi kullanılıyorsa, hiçbir şekilde bilgiye dayanmayan adam akıllı büyük bir spekülasyon yapılıyorsa yani derler stop. Fakat şeyde tabii zararı da çok yani. Şu işte gider öbürü oturur orada. Binalar böyle devam eder. Efendime söyleyeyim tedbirini almaz mesela alacağı varsa da. Onun için haklı tabii. Yani bir de doktora gittiğin zaman bakıyorsun bu adam hakikaten hekim mi? Sahte diplomalı mı değil mi? Bunu anlıyor mesela. Hekim. Ama hekimse yandın tabii o zaman. Ama hayır, hekimler daha ciddi bir şekilde eğiliyorlar. Yani hekimler zıt görüşleri, yeri olmayan, mihrapta yeri olmayan görüşleri daha ciddi bir şekilde eğiliyorlar. Aynı ciddiyeti mesela şeyde göremiyorsun, mimarlarda göremiyorsun. Efendime söyleyeyim, ekonomistlerde göremiyorsun. Yani maalesef hukukçularda böyle bir zıtlık gidiyor. Şimdi onun için bu tabii jeomorfolojide, sistemde, deprem bilimde falan bunlar daha hazin yani dışarıdan bakan bir layman diyoruz ya yani o dalın insanı olmayan biri tarafından bakılınca bu çok hazin. Çünkü buna bütün toplum muhatap bu karar ve yorumlara. Yani beni ne ilgilendirir diyemez kimse. Çok özel. O bakımdan ben tabii bu tip görüşleri çok ciddiye alıyorum şahsen. Vallahi herkes çok ciddiye alıyor da. Yani... Yalnız bir tek şey söylüyoruz tabii. Bir yer için konuşurken, jeolojik zamanlarda yaşamadığımız için artık tarihi devirler jeolojik devirlere göre çok çok kısadır tabii. Yani bir yılın son 10 dakikası gibi. Yani bir jeolojik devir bir yılsa, yarım yıl falansa son 10 dakikası, son yarım saati gibidir tarihi devirler onların içinde. Binaenaleyh bizim devirlerimizde İşte yanardağ indifağının kesilmesi, yok efendime söyleyeyim bir takım jeolojik çöküntülerin, oluşumların devam etmesi istisnalar dışında söz konusu değil.
Biz baktığımız zaman gerimizdeki devirlere bakıyoruz ve uzmanlara artık iyi bir safhaya gelmiş memleket ki bazı sorularımızın cevaplarını jeologlara falan başvurduğumuzda, coğrafyacılara kendimizinkiler, bizimkilerin cevaplandırdığını görüyoruz. Yani teknik ve bilim o seviyeye gelmiş. Bu geçen asırda böyle değildi mesela. Cera, bir yandan da şeye böyle uyuz olmuyor musunuz ya? Bu kadar çalışıyorsunuz, çabalıyorsunuz. Ben sizi hani birazcık artık beraber de çalışıyoruz, görüyorum. Gece gündüz hep çalışıyorsunuz. Sabah akşam hep çalışıyorsunuz. Ama diğer taraftan mesela yolda gördüğünüz herhangi biri gelip şey diyor. Ben filanca şeyi gördüm çay bahçesinde. Yer bilimciyi. O bana dedi ki öyle değilmiş, deprem olmayacakmış, rahat ol dedi. Böyle bunu duyunca kendinize şey yapıyor musunuz? Ya ben ne yapıyorum ya diye. Olabilir. Hayır hayır, yani ben işimi yapıyorum. Ben bilim yapıyorum. Bir adam gibi bilim yapmayan, araştırma yapmayan, yayınını yapmayan adamı da ciddiye almıyorum. Yani ay ya. Yani bunları ciddiye almaya kalkarsan delirirsin Türkiye'de. Yani ben Türkiye'de üniversite yok dediğim zaman bunu kastediyorum. Bu ciddiye almıyorum dediğim adamlar profesör. Tek bir yayını yok ya bir tanesinin. Ötekinin sadece bir tane var, o da doktorasından çıkma. Öyle profesör olunuyor olması da bir kötü değil mi ama yani? Ya olacak iş değil bu ya. Ya dolayısıyla ciddi bir üniversite yok karşında. Öyle olunca sen de ciddiye almıyorsun. Ya ben sosyal medyayı okuyorum, gazetecileri okuyorum. Gösterilen cehalet düzeyi karşısında hayretler içinde kalıyorum ya. Yani hep diyordum ya Türkiye Afganistan'dır diye. Hakikaten öyle. Mesela Türkiye bir İran değildir. Şu anda ben İran hakkında bir çalışmanın ortasındayım. Biraz sonra ben ayrılınca aranızdan tekrar ona döneceğim. Hani İran'daki çalışmalar muhteşemdir. Hmm. Yani İranlılar ciddi adamlardır. Öyle maalesef. Biz ne yazık ki İran düzeyinde... Yani İran'da geçen asrın Rusyası gibi bir dar elit var. Bunlar iyi film yapıyor, iyi tiyatro yapıyor, iyi müzik yapıyor, yazıyor, iyi bilim yapıyor. Hocam İran'daki üniversiteler bugün dünyayla kapışıyorlar. İşte ya, o şerif üniversitesi falan. Çünkü orada üniversitede dalga geçen hocanın bir müeyyidesi vardır karşılaştığı ilk önce. Talebe sınıfı terk ediyor. Çok ilginç bir şey. Sesini çıkarmadan sınıf boşalıveriyor. Buna ben şahit oldum. Yani hocam, bu çok telefonu çalmadığı bir yayın şey. Bana denk gelecek mi acaba? Valla çünkü bu telefon böyle bir telefon. 120, yani sizin de bu yüzlerce millet yayın de bunu yaptık. Niye çalıyor biliyor musun? Mesela burada yayına girmek isteyen biri çalıyor. Ha. Bir kere böyle göçlerden bahsediyoruz Celal Şengör'le. Boyuna çalıyor bu. Arada baktım, şey yaptım, back call cevabı verdim. Nedir derdiniz? Dedi bizim göçlerden niye bahsetmiyorsun? Bir öğretmen bizim göçlerden dedi kendi kavmininki. Ya siz ben kardeşim, sesi alayım. Alma sesi, niye alıyorsun? Ondan sonra bozuyorsun. Bozmayacağım söz vallahi. Ben yaptım işte, tamam. Ondan sonra şey bu çok asla ilginç. Güvenmiyor bana. Yani burada yayına girmek isteyenler var. Bu çok enteresan bir şey. Kahvehaneyle bu konuşmayı biz mi acaba havayı veriyoruz? Şimdi söylemek istediğim şu. Bu ilginç bir yapıdır. Bu İran'dan bahsettiği şey. Şimdi hemen kalkıp da vay İran'ı bizim önümüze geçirdin falan demesin bir denir, takım adamlar. Denir. Denir ama artık hocam diyen diyeceğini desin ya. Yani o ciddi bir memlekettir. Dar bir elitin içinde çok ciddi bir memlekettir. İyi jeologu vardır, iyi tabibi vardır, iyi mühendisi vardır. Ben bir mühendis sanıyorum, UNESCO'da temsilcisiydi İran. Herif aynı zamanda Cambridge'e profesör, felsefe verip geliyor yani. Bu dar eliti olan mimarıyla, mühendisiyle, müzisyeniyle, alimiyle falan bir yer. Ama belki idare ve iktisadi yapı bunun çok gerisinde. Yani onu diyorum zaten, bu Türkiye... Bu kadar şeyleri kitle olarak aslında başarmış ve öne geçmiş bir ülke. Niçin elitlerinde böyle sakatlıklar var? Bu bir soru. Yani bu siyaset ilmi denen nesne için
sosyolojimiz için veya tarihimiz için bir soru. Yani bu toplum ki bu kadar böyle örgütlenmiş birçok konularda, birçok dallarda öne geçmiş, ismi geçiyor ama bazı yönleriyle niye böyle değil? Yani şimdi değindiği problem mesela, niye bu varken, bunun birinci kalitesi varken yanında öbürü de var ve yaşama hakkı buluyor. Yani bu çok enteresan. Bunun bozukluğu nereden ileri geliyor? Yani bu nepotizm mi, kayırganlık mı, akrabacılık mı, bölgecilik mi, nedir yani, mezhepçilik mi? Sebebi nedir bunun? Yani bu kadar garip şeyler. Onun üzerinde durmak gerekir. Niçin böyle bir tarihi mimari mirası olan bir memlekette bugün mimari bu durumda? Soru bunlar yani. Veya bu mühendislikler, bu tıp burada varken bu işler nasıl böyle oluyor, bu mimari? Şey seyrettiniz mi? Celal abi siz de seyrettiniz mi bilmiyorum. Dün Kızılay Başkanı konuştu bu çadır satma hikayesiyle ilgili. Haberi yokmuş Seval'ın. Haberi yokmuş. 2500 tane çadır diyor ki Sayın Başkan. Benim haberim yoktu. Arkadaşlar satmışlar. Ha. Öğrenince ne yaptınız diye sordu gazeteciler. Hiçbir eleştirdim şey. Onları dedi. Tabii ayıp değil mi demiş. Ama çocuk haklı canım. Yani böyle bak başkan ne yapar? Başkan oturur. Başkan gezer. Sonra bir iş açığa çıkınca onları utanmıyor musunuz? Beni mahcup ettiniz falan der. Ama hayat devam eder. Çünkü başkan bir baba gibidir. O çocuk iyi de olmuş. Çalışanlar da onun çocukları gibidir. O çocuklar iyi de olsa, kötü de olsa ne yapsın? Onun evladıdır. Öyle bakacağız. Ya hocam artık. Bir tane çadıra muhtaç olunan günler o günler. Evet. Bir tane çadır için insanların saatlerce sıra beklediği günler. 2500 çadır az değil. Yani ve hani nasıl haber olur? Başka neden haber olabilir ki mesela? Yani? Ya vatandaş bu görgüsüzlüğün ve liyakatsizliğin ayyuka çıkmış halidir. Bu liyakatsizliğin ötesinde biraz bir şey galiba ya neyse. Hepsinin temelinde görgüsüzlük yatıyor. Çok büyük görgü. Bunların tarifi artık böyle yapılacak. Yani birisi yaptığı bir işi kötü yapmanın normalleştirirse kendi kafasında ve etrafta onun bu tarafıyla benimserse o hakikaten bir görgüsüzlüktür. Yani bazı ailelerde niye terbiye yok, çocukları niye terbiyesiz sorusunun cevabı nedir? Budur aslında. Görgüsüzlük müdür? Yani kendi kusurlarını böyle affeden, görmezden gelen, buna alışan, benimseyen ve bunu miras olarak devreden bir topluma öyle denir. Ya yani Celal abi şöyle bir şey var ama gerçekten. Türkiye'de değişik sonra bir ruh hali oluştu. Biri bir hata yaptı, hata insani bir şey, yapılabilir. Çıkar tabii, özür dilersiniz, öz eleştiri yaparsınız, saygı. Karşı tarafa, insanlara, topluma imkan vermeden kendi kendini affediyor insanlar. Evet. Ya bir dur bir önce de ya. Yalnız o toplumda iyinin de derhal kötüsü oluyor o zaman. Yani o ter büyük sistem gibi. Candaş sistem... benim 5 dakikam doldu, ben ayrılacağım. Ayrılmadan tabii şunu söyleyeceğim. Üniversitede yani Türkiye'de kendine üniversite diyen aslında olmayan kurumların da en büyük sorunu bu görgüsüzlüktür. Adam gibi bir gelenekten gelmedikleri için kaliteyi ve kalitesizi ayırmaktan acizler. Şimdi bana soruyorlar ya işte bu kötü öğrenciyse sen bunu niye profesör yaptın, doçent yaptın? Ben yapmadım. Yapılmamasını teklif ettim. Ama bakıyorsun diğerleri laflarıyla yapıyorlar. İşte bu tamamen görgüsüzlükten kaynaklanıyor. Buna mani olmak çok zor. Yani bu kültürel evet bir sorun. Yani evet. Hakikaten çok çok zor bu. Bunu adam etmek, yani bunu biz siyasette de görüyoruz. Üniversitelerde de görüyoruz. Tabii yani siyaset, iş hayatında da görüyoruz. Doğru durum. Celal abi burada hatırlıyor musunuz? Depremin ilk haftası sizle bu stüdyoda konuşurken siz bir şey söylediniz. Ve haftalardır o cümle her yerde dolaşıyor. Dediniz ki senin cehaletin benim yaşamımı etkiliyor. Evet. Evet. Evet öyle evet bir etkiliyor ama. Senin cehaletin yüzünden ben göçük altında kalıyorum ya. Olacak iş mi yani bu? Senin görgüsüzlüğün yüzünden başıma gelmedik kalmıyor. Yani bir nereye gidersen git onun dışında kalamıyorsun aslında. Bunu da insanlara anlatamıyorsun. Bazı gruplar var ki kendi lüksü, kendi dünyasıyla bunun dışında kalabileceğini zannediyor. Çok yanlış.
Olamaz öyle bir şey. Celal abiye teşekkür edeceğiz ama abi biz yayından önce bu İzmir'deki deprem meselesini İlber Hoca ile konuşuyorduk. Size bir sormak istedik. Dün sizinle bizim yaptığımız programda da ben size çokça sordum ama onu daha yayınlamadık. Herkes çok merak ediyor. Ben sizden duyduğumda bayağı dehşete kapılmıştım. İzmir'de bir 4.1 büyüklüğünde bir Foça'da deprem oldu. Evet. Siz diyorsunuz ki kuzeyde oldu. O belki onu yani ben bakmadım. Belki Bakırçay'la ilgilidir ama ona bakmadım. Bakmadan da hiçbir şey söyleyemem. Bakmam lazım. Türkiye haritasına yani o MTA'nın haritasına baktığınızda siz dün bana çok önemli bir şey söylediniz. Dediniz ki şu anda bir numara İstanbul, Türkiye'deki deprem tehdit açısından iki İzmir dediniz. Evet yani büyük şehirler bunlar ve bunları tehdit eden ciddi fay sistemleri var. Hatırlar mısın ben dedim bütün Batı Anadolu senede 2-2,5 santimetre kuzey güney açılıyor. Hmm. Yani bu deprem üretecek bol bol. Bütün kıtalar içinde depremselliği en zengin yer Batı Anadolu, Ege ve Yunanistan'dır. İnanılmaz bir bilgi bu. Ben bunu dün öğrendim Celal abiden. Çok ciddi bir tehdit bu değil mi? Yani İzmir'in de olduğu o bölgeyi. Yürüyor tabii. O yürüdükçe de tabii o şey oluyor. Evet. Ve yani bunu adam gibi araştırarak böyle afaki laflarla, yok ben söylediydim, ben tahmin ettiydim, bu böyle saçma sapan laflarla bir yere varamayız. Her söylediğiniz adam gibi bir araştırmaya dayanacak ve yayınlanmış olacak. Hakemli uluslararası ciddi dergilerde. Bunu yapmıyorsanız siz bilim adamı değilsiniz. Evet yani doğru. Bunu yapan da artık bir elin parmakları kadar falan kaldı ama Türkiye'de. Yani Türkiye'de üniversite yok diye ben boşuna söylemiyorum. Var mı Celal Şengör söylemek istediğiniz bir şey? Teşekkür edeceğiz ona. Teşekkür edeceğiz. Aslında şey vakti yok diye bendense buyursun yani. Hayır yok şey? Onun bir toplantısı vardı. Ben özellikle rica ettim. Beni kırmadı ve yayına bağlandı. Celal abi var mı ekleyeceğiniz bir şey? Sen de bir programda yer almak büyük keyiftir be. Ey ben de öyle diyeyim. Seyahat yapmak da iyi. Bak, benle değil mi Celal abi? Olacağım. Ha? Benle değil mi İlber Hoca'yla mı? Sen ne yapacaksın yolda? O bana gösteriyor. Ben de anlıyorum, dinliyorum. Abi yani, ama yani ben onunla ne zaman bir araya gelsem bir şey öğreniyorum kardeşim. Hepimiz öyle. Sizden de öyle, İlber abiden de öyle. Şeydir. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Sağ ol, var ol. Görüşmek üzere. İlber'cim Allah'a ısmarladık. Görüşmek üzere. Sağ ol. Dikkat et kendine. Hocam ben size şey sordum. Dedim ki bu lafı ben laf geledi söylemiyorum. Senin için söylüyorum. Bu take care of yourself Amerika'nın ağız lafıdır da ben senin için özel kullanıyorum. Öyle mi? Bana ne el alemin yourself'ının take'inden hiç yani yoksa. İyi akşamlar Celal abi. Allah'a ısmarladık. Ben size şey sordum. Dedim ki şimdi 99 depreminde kaç yaşındaydınız hocam siz? Hı? 99. Ay yok artık 50'yi geçmiştim hatırlıyorum yani ben bir yerde söyledim. 75 yaşındaki bir insan işte ilkokuldan itibaren tarihi hatırlar değil mi? Sayısız deprem geçiriyoruz. Peki tamam yani bu kıtanın, Küçük Asya'nın güzellikleri yanında bir tatsızlığı vardır. O da budur. Kaçınılmaz bir şey. Ama her depremde daha feci şeyler duyuyorsun. Çünkü eskiden geleneksel mimarinin içinde işte kirişe dayalı bir kerpiç bilmem ne falan bunların dayananı var, dayanmayanı var. Fakat gittikçe biz geleneksel ustalığı ve geleneksel evleri de terk etmişiz. Bu görünüyor. Hatta Karadeniz bölgesinde bunun komik tezahürleri vardır mesela. Tirebolu çok güzel bir şehirdi. Tamamıyla eski mimari ustaların yaptıkları, pitoresk bir yerdi. Şimdi bak onların çoğu gittiği gibi tesadüfen kalanların da önünü herif kapatmış kendi yeni binasıyla. Felaket yani. Bu tabii şunu gösteriyor. Sen o eski ustalığın, o ustalığın getirdiği korumayı da reddetmişsin. Nüfusumuz artmış, kaça katlanmış ömrümüz. Yani bizim nesil Türkiye'nin nüfusunu 4'e katladı, tamam mı? Biz kendimize geldiğimizde 20-21 milyondu, 24 oldu falan. Bugün 80'i geçiyor artık galiba. Yani şimdi böyle bir memlekette nüfus da artmış, mesken ihtiyacı çoğalmış. Tabii ki insanların hepsi 25 metrekarede oturmak zorunda değiller Çinlilerin olduğu gibi. Yeterli yetinen şey bir toplum değiliz. Yani Japonya'da bir ordinarius profesör
40 metrekarede oturacağım da görüşürsen ya. Yani iş adamı öyledir, menajer falan. Yani herkes böyle 2000 metrekarelik saraylarda yaşamıyor, öyle bir şey yok. Ama bu toplumda başka türlü bir anlayış var. Bunu da ne kadar tenkit edersek edelim, bir yerde bunu kabullenmek zorundayız. Bu ne zaman yola, raya girer onu da bilmiyorum. Yani toplumların refah anlayışları, rahatlık anlayışları, kullandıkları statü sembolleri de değişir zaman içinde. Şimdi Türkiye bu bakımdan böyle bir zikzakın en tepesinde gidiyor. Bundan dolayı bazı şeyleri karşılamak için artık zihniyet dışı, hesap dışı seçimlere gidiyoruz. Yani binalarda mesela talebi, aşırı talebi karşılamak için bazı insanlar kolayını seçiyorlar. Bu kolayı seçen insanların söylediğimiz birinci şey şu: bunlar meslek ehli değiller. Yani ben hiçbir şekilde amatör bir tarihçiyi hakikaten kabul eder miyim? Etsen de etmesen de o vardır ve akıl verir millete. Yani bunların şeysi yoktur, çaresi. Hem yoktur. Ona bakıp hem anlatmaya devam ediyorsun ya. Çok çaresi güzel. Yoktur. Yoktur yani. Oturur adam Karadeniz kahvelerinin dibinde Lozan Konferansı'nı anlatır, Türkiye tarihini anlatır. İşte Stalin devriyle Cumhuriyet devrinin ateizmini birbirine benzeterek anlatır. Kendine göre tarih çizer, uydurur falan, yazar. Kitaplar yazmıştır yani adam. Türkiye'de olmayan meseleler üzerine kitaplar yazılmıştır. Yani Türkiye'nin tarihinde Avrupa'dan farklı olarak bir antisemitizm yoktur mesela.